Asıl olan hayat. Asıl olan hayat. Yani aslında yani insanlara bir şey anlatmak. İnsanlara bir şey anlatmak. Bu gerçekliğin yeniden kurgulanmasından tam olarak hassız. Tamamen fotoğraflarımızın kurumsal olduğu anlamına gelmiyor. Anlamına doğrudan fotoğraflarımız da var. Bütün fotoğraflar gerçektir ama bazıları daha gerçektir. Benim fotoğrafçılıkla ilgili iki tane hayatım oldu her zaman. Bir tanesi profesyonel hayat, yani spesifik ihtiyaçlar için sipariş üzerine üretilmiş işler. Ve bu bir mesleki üretim. Ben onlara çok böyle kişisel işlerim diye bakmıyorum. Öteki tarafta da kendi inisiyatifimle ve yapmadan duramadığım için ve hayal ettiğimden dolayı gerçekleştirmek mecburiyetinde hissettiğim bütün işte o sergiler falan filan bir sanat formatındaki işler var. O benim için daha fazla beni temsil eden ve kişisel diyebileceğim işler. Oradaki yaklaşımım da benim her zaman gerçekliğin yeniden kurgulanması biçiminde oldu. Bu ister manipülasyon şeklinde olsun, ister o sahnenin yaratılıp fotoğrafı çekilerek olabilir. Veyahut işte yanına bir metin iliştirerek kontekstinin, bağlamının kaydırılması şeklinde olabilir. Ama benim işlerimde galiba her zaman gerçekliğin yeniden kurgulanması olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerçekliğin yeniden kurgulanmasından tam olarak kastınız. Ya şöyle bir şey, bu aslında bütün sanatçıların yaptığı bir şey. Yani sanat son tahlilde bana kalırsa, hani en böyle küçük özetini yapmaya çalışacak olursak sanat nedir? Sanat bir şeyi başka bir şey gibi göstermektir. Tamamen metafordur. Bunu fotoğrafta yapmak biraz zor çünkü gerçeğin ta kendisini gösteriyor her zaman. Ama imkansız değil ve benim için de bu yeterince zorluk taşıyan ve üstüne gidilmesine değer bir çaba gibi göründü. O yüzden ben de kişisel üretimimde fotoğraflarda temsil edilen gerçekliği başka bir bağlama oturtarak kendi sözümü söylemeye çalıştım her zaman. O yüzden bunun bir ön şartı var, o da hayata dair veya gündelik insan tecrübesine dair söyleyecek bir sözüm olması, bir önerme olması. Benim için hayatta dikkat çekilebilecek bir alan ve buna dair söyleyecek bir sözümün olması önemli. Bu sözü söyleyebilmek için fotoğrafları her zaman kullandım ve oradaki gerçekliği her zaman kendi söylediğim sözün oluşturduğu bağlamın içine oturtmaya çalıştım. Hem malzeme olarak hem de yöntem olarak deneysel çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Aslında deneysel demek istemiyorum ona. Çünkü deneysel sözcüğü bir tamamlanmamış bir durumu temsil ediyor. Bir deney yapılıyor. Hani bir sonuç alacağız bir gün falan gibi. O yüzden ben deneysel demeyi sevmiyorum ama evet, çok farklı malzemeler kullanabiliyorum. O da işte eldeki projeye göre seçiliyor. Yani bu ifade, bu mecra ve bu proje hangi malzemeyi gerektiriyor diye düşünüyorum ve ona göre karar vermeye çalışıyorum. Yani hiçbir içinde manipülasyon olmayan fotoğrafları da sadece bağlamını değiştirerek kendi sözümü söyler hale getirdiğim çalışmalar da var. Belki şöyle düşünebiliriz. Mesela biz yani yine dille ilişkilendirerek sözcükler var. Kendi başlarına da bunların temsil ettiği spesifik şeyler var ama siz onları öyle bir şekilde bir araya getiriyorsunuz ki diyelim ki şiirde olduğu gibi o artık bambaşka bir anlam taşımaya başlıyor. O yüzden hiçbir manipülasyon taşımayan bir takım fotoğrafları da belli bir düzenleme içinde onların bir araya geliş biçimindeki kurguyla yepyeni ve içinde birinci seviyede temsil edilenden başka bir şey söyleyecek hale getirebiliyoruz.
fotoğrafla metnin çok özel bir birlikteliği, çok özel bir oluşturdukları özel bir karışım var. Fotoğraf çünkü doğası gereği daima bir gerçekliği temsil ediyor. Ama fotoğraf sadece gösterir ama anlatmaz, anlamlandırmaz. Sadece böyle bir görüntünün bir zamanlar bir yerde var olduğunu gösterir. Yani gerçekliği gösterir. Ama fotoğraf kendisi anlamdan yoksundur. Metin ise hiçbir gerçekliği göstermez. Tamamen gerçeklikten yoksundur ama salt anlamı gösterir. Yani fotoğrafın tam tersidir bu bakımdan. Biri gerçeklik taşır ama anlam taşımaz. Biri anlam taşır, gerçeklik taşımaz. O yüzden de bu ikisi bir araya geldiklerinde kusursuz bir bütün oluşturuyorlar. Özetle şunu söyleyebilirim. Özellikle bu haber fotoğrafları ve dokümantasyon için geçerli. Diyelim ki bir, bu işte ne bileyim coğrafya dergileri veya popüler bilim dergileri için söyleyebiliriz bunu. Bunlar ne fotoğrafsız olabilir ne metinsiz olabilir. Bu ikisi daima bir araya gelmek zorunda. Fotoğraf gerçekliği, metin ise anlamı temsil ediyordu. Ve ayıramıyorsunuz birbirinden. Yani var olan gerçekliği başka bir bağlama koyma işini bütün fotoğrafçılar yapıyorlar. Ama bir kısmı kendi kafasındaki o tamamıyla kendi kendi zihninde oluşturduğu kurguya kaydırıyor o anlamı. Bir kısmı da var olduğunu düşündüğü, gözlediğini düşündüğü ama gerçekte olup olmadığı bana kalırsa şüpheli olan somut gerçekliğin içine koymaya çalışıyor. Yani ben şunu söylüyorum, bütün fotoğraflar aslında kurgudur. Ama bunların bir kısmındaki kurgu gerçeklik kurgusudur. Ama nereden bakarsanız bakın orada temsil edilen gerçeklik fotoğrafçının bir ön yargısıdır. Başka hiçbir şey değildir. Bu şey gibi, Orwell'ın Hayvanlar Çiftliği romanındaki gibi. Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir.